İyi akşamlar. Basın Kulübü'nün özel yayınına hoş geldiniz. Stüdyomuzda yazar Lücani Cündioğlu'nu ağırlıyoruz. Lücani Cündioğlu geçtiğimiz günlerde muhafazakarlık ve sanat ile ilgili başlayan tartışmaya yazdığı iki yazı ile farklı bir boyut getirdi. Lücani Bey yazılarında sanatın da sanatçının da muhafazakar olmadığını olamayacağını anlattı. Çünkü sanat üretiminin kaynağını oluşturan tahayyülün dizginlenemeyecek, sınırlandırılamayacak, muhafaza edilemeyecek bir hal olduğunu belirtti. Stüdyomuzda sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, Star Gazetesi yazarı İhsan Kabil, Habertürk Televizyonu kültür sanat editörü Bedia Ceylan Güzelce ve ben Nihal Bengüsü Karaca, Lücani Cündioğlu ile muhafazakarlığın sanat ile imtihanını konuşacağız. Siz değerli izleyicilerimiz de Twitter'daki TV Habertürk adresinden bize ulaşabilir, soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş merhaba. Lücani Bey, son günlerde biliyorsunuz işte sanatın, daha doğrusu gücünü ve meşruiyetini statükodan aldığı iddia edilen devlet ve şehir tiyatroları sanatçılarının iktidarla, siyasi iktidarla başı bir hayli derde girdi. Muhafazakar sanat manifestoları yayınlandı. Muhafazakar sanatımız olması gerekiyor dedi Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından bir isim Mustafa İsendi. Daha sonra işte bir yönetmelik değişikliği oldu. Şehir tiyatrolarında yönetim bürokratların eline geçti. Devlet tiyatrolarında özelleştirileceği konuşuluyor. Bu bir hayli gerilim yarattı tabii. Siz de iki önemli yazı yazdınız ve bu yazılardan birinde şu cümleleri alıntılamak istiyorum ben. Yol haritamızı belirlemesi açısından. Düşünce ve bilim sanatta gerçeğe ve akla uygunluk arar. Bulamazsa hezeyan der, dudak büker, önemsemez. Hukuk yasalara uygunluk arar. Bulamazsa suçlu ilan eder ve hınçla cezalandırır. Toplum ise sanatta genel ahlaka uygunluk arar, bulamazsa dışlar, itibarsızlaştırır, gözden uzak tutmaya çalışır, yıkıcı görür onu. Cümleleriniz bunlar. Bugün genel olarak muhafazakarların ve biraz daha özel olarak muhafazakar demokrat diye kendisini tanımlayan iktidarın sanatla kurduğu bu gerilimli ilişkiden bahsedeceğiz ve bu cümlelerinizi atıfla muhafazakarlar sanattaki o müphemliği, meçhullüğü yıkıcı gördükleri için mi aralarına bir mesafe koyuyorlar? Biraz olumsuzlayıcı bir tavır alıyorlar. Yani bugün siyasi iktidarın yaptığı bu mu sizce, yoksa başka dinamikler de mi var? Şimdi tabii meselenin siyasi ciheti hususi olarak tartışılmayı hak ediyor. Ama benim cümlelerimi okurken ben siyaset sanattan ne istiyor sorusunu sormadığımı fark ettim. Yani hukuktan, toplumdan söz ettim ama şimdi özellikle muhafazakar siyasetçiler ve halk sanat dendiğinde sanattan, sanatsal ilimlerden fayda bekler. Şimdi toplumla bireyin, benim metaforik olarak tekkeyle medrese diye ifade ettiğim bir şey o. Toplumla birey, devletle birey söz konusu olduğunda sanatı icra eden kişi yapıtından bir fayda hasıl olacağını beklemez.
fayda sanat eseri söz konusu olduğunda sadece rüşvet kabiliğinden söyleyecek olursak ikinci derecede kullanılacak bir kavramdır. Fayda kavramı. Aslında bu bilim için bile geçerlidir. Yani bir bilim adamı araştırmalarını yaparken araştırmalarının sonuçlarının faydalı olup olmayacağını ikincil derecede düşünür. Zaten ikisi de aynı kaynaktan, hayal gücünden aslında besleniyor değil mi? Evet. Şimdi peki ne fayda değilse nedir? Haz. Burada aslında toplum birey ya da devlet sanat ilişkisinde bu sanatın sanat eserlerinin faydası nedir? Ya da bu sanatçılar ne yapıyorlar? Şimdi ben mesela basında çıkan ifadelere bakıyorum. Tabii meselenin meseleyi politik açıdan inceliyorlar ama bir tür böyle soytarılar filan gibi küçümseyici böyle biraz aristokrasi giderken yani seçkin filan. Şöyle bir cümle kullanıldı nitekim. Aristokrasi toparlanıp giderken yanında soytarılarını da götürür. Evet, şimdi bu bir cümle kullanıldı. Sanatın kendi özelliğiyle temas edememekten kaynaklanıyor. Yani Van Gogh'un söz gelimi bir tablosu milyarlar ediyor. Yani bunun bu tablonun faydası ne? Nedir yani bir çininin faydası nedir? Yani süslemenin. Şimdi tabii zemin buna müsait değil ama mesele estetikle alakalı. Şimdi yani ben sadece kamuya seslendiğimiz için sözcüğün Yunancasını kullanacağım. Onani ya da Arapça istimna denilen bir tabir vardır. Kabaca insanın kendi kendini tatmin etmesi demektir. Sanatta ve sanatçı da onun bireyselliğinde buna benzer bir kişisel tatmin olduğu düşünülerek ve bunun topluma ne yararı var filan denilerek küçümseniyor ve siyaset bu faydasızlığın altını çizerek halkın uzaklığı vurgulayarak sanatı ve sanatçıyı küçümseme hakkını ele geçirdiğini düşünüyor. Oysa bunu belki unuturum. Daha evvel söyleme fırsatı bulamadım. Osmanlı'da sanat yani diyelim ki divan şiirinin yararı neydi? Yani ne kadar halkçıydı sanat? Şimdi sanatın halkçılığı bu bir ideolojik vurgudur. Bu bir tür halk avcılığıyla da irtibatlandırılabilecek bir şey. Fakat bu iş sakin işin ehliyle konuşulur, tartışılırsa sanatçının bireyselliği, sanatın özelliği, sanatçının kendi dünyasındaki insanı keşfetmeye yönelik teşebbüslerinin son tahlilde toplumun bütünü için yararından söz edebiliriz. Mesela çok söylerim, İbn Rüşd ile İbn Arabi arasında bir konuşma vardır. Derler ki iki kişi konuştuktan sonra İbn Rüşd'e, bu genci nasıl buldunuz? Çok enteresan der, benim bildiklerimi görüyor. İbn Arabi Hazretlerine sorarlar, büyük o zaman gençtir İbn Arabi, İbn Rüşd'ü nasıl buldunuz? Benim gördüklerimi biliyor der. Şimdi sanatçı bizim bildiklerimizi hatta bazen bilemediklerimizi gören kişidir. Bu tamamen kişisel yetenekleriyle ve tercihleriyle alakalıdır. Toplumun genelin bunu anlamasını bekleyemeyiz. Ama devleti yönetenlerin, siyaseti yönetenlerin bu tecrübenin, bu insani tecrübenin genele değil, özele ait olduğunu kabul etmek mecburiyetleri vardır. Yani önce bu tartışmalardan bir fayda hasıl olabilmesi için önce sanata ve sanatçıya hürmeti
birinci ilke olarak ortaya koymalıyız. Sonra bunun faydası var mıdır? Bu faydanın niteliği nedir? Yani mesela estetik açıdan fayda ile haz, yani güzelde fayda olur mu? Mesela Kant bu tartışılabilir tabii ama onun Zweck, Message, Kite diye bir tabir kullanır. Yani güzel amaçtan hadi diyelim ki tırnak içerisinde faydadan masumdur. Bir iskemleye oturuyorsanız o artık sanat eseri değildir ama oturulamayacak şekilde objeleştiğinde, nesneleştiğinde ontolojik olarak demeyeyim ama ontik olarak yani varoluşsal diyeyim. Çünkü bana anlaşılmaz terimler kullandığımı söyleyen dostlar olduğu için biraz sözcüklerimi açmaya çalışıyorum. Bir mahiyet değişikliği olduğunu kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla bu tartışmada önce sanatçıya hürmet, sanatçıya ve sanata hürmet birinci ilke olması lazım. Bunu halkın genelinden beklemiyoruz. Çünkü halkın geneli TÜBİTAK'ın da faydasını bilemeyebilir. Bilimin de faydasını bilemeyebilir. Yani ne yapıyor bu adamlar? Yıllarca mesela şeyler böyledir. Rasat, astronomi böyledir. Astronomi çok pahalı bir şeydir. Astronomi tarihiyle ilgilenenler bunu kabul edeceklerdir. Bilirler yani. Çünkü yıllarca gökyüzü gözlemlenir. En azından klasik astronomi için söylüyorum. Ne oluyor? Yani bundan çıkan fayda astrolojik faydaydı eskiden. Yani siyaset astronomiden astrolojik faydalar elde etmeyi umuyordu. O bakımdan fayda meselesi bu hürmet ilkesi kabul edildikten sonra ehliyle tartışılabilir diyebilirim. Evet. Peki ben kendi adıma muhafazakar sanat diye bir kavram diyemeyeceğim, bir isim tamlaması. Bunun tartışılmasına karşıyım. Kendi adıma karşıyım. Çünkü felsefenin içi boş kavramları vardır, bilirsiniz. Onlardan bile daha zeminsiz, daha bana anlamsız geliyor. Ve biz burada bunu tartışarak aslında altını sanki doldurmaya çalışıyoruz gibi. Sanatta tek tipleşme, evet, bu bundan sonraki dönemde söz konusu olabilir. İfade çeşitliliğinin kısıtlanması, bu da bundan sonraki dönemde söz konusu olabilir. Veya sanatta kısıtlama, bu da bundan sonraki dönemde, bu alınması planlanan yeni kararlar neticesinde tartışma konusu olabilir. Ama muhafazakar sanat, yani İskender Pala'nın yazdığı manifestoyu, ki manifesto diyemeyeceğim, ona da bir manifesto diyemeyeceğim, bir manifesto değildir. Gerçek manifestoları okuduğunuz zaman, o bir manifesto yazdığı için bu bir kavram olarak kabul edilmemeli. Veya kendi buna bir manifesto dediği için bir kavram olarak kabul edilmemeli. Siz bir kavram olarak kabul ettiniz mi muhafazakar sanatı? Muhafazakar sanat yine İskender Pala'nın kısaltmasıyla MS'yi. Şimdi tabii mesela tartışmada bile, bakın bu çok enteresan bir şey, insan zihniyle alakalı olarak söylüyorum. Bu tartışma mesela yararlı bir tartışmadır, tartışma mı değil mi? Şimdi burada yarar kavramı nasıl anlayacağız? Şimdi ben bence tartışmaktan korkmamak lazım. Bu tartışma ne kadar olumsuz bir varlığını yaslayacağımız bir tamlamadan hareketli olsa bile bu kavrama değil, bu kavramın temsil ettiği duygular sahici. Yani bugün bir anket yapılsa istatistik olarak zannediyorum diyelim ki hükümete oy veren kesimlerin büyük bir çoğunluğu ya hakikaten işte dini değerlere saygılı sanat niye üretilmiyor, bizim sanatçılarımız niye yok filan gibi bir takım yoksunluk duygularını dışa vuracaklardır. Yani bu duygu, bu eksiklik duygusu sahici bir duygudur. Yanlış olan nedir? Yanlış olan sanat için ve düşünme için kaçınılmaz gereklilik bireyin
çelişkileridir. Bu çelişkiler tatmin edildiği takdirde orada sanat olmaz. Dolayısıyla biz bu ihtiyacı hissedenlerin, yani diyelim ki ben muhafazakar bir insan hiç olmadım. Ama dindar insanların ihtiyaçlarını, duygularını, hayallerini yıllarca sinemde, yüreğimde hissettim. Bu ihtiyacın, ifade ihtiyacının sahi olduğunu düşünüyorum. O zaman... Sadece buna karşı çıkmamın, ben çünkü 1,5 yıldır yazı yazmıyorum. Niye durup dururken yazdım? Bir tek nedenden dolayı. Dedim ki bu huzursuzluğu birileri tatmin etmek istiyor. Doyurmak için adım atıyorlar. Buna izin vermemek lazım ve bu karşı tarafı tahkir ederek, küçümseyerek henüz olgu olarak, yani karşımızda bir olgu yok. Yani birileri bir takım sanat tarzları ortaya, sanat eserleri ortaya koydu ve bunun adına muhafazakar sanat dedi de biz yok canım bunun sanat değeri yok, muhafazakar olsa ne olur, olmasa ne olur demedik. Hı hı. Sadece buradaki tehlike bu ihtiyacın, ben bu ihtiyacın sahici olduğuna inanıyorum. Yani dindar kesimlerin ülkenin gayri safi milli hasılasının artmasıyla birlikte estetik ihtiyacının, dünyayı güzelleştirme ihtiyacını hissettiklerini ama bunu nasıl yapacaklarını bilmediklerini düşünüyorum. Hı hı. İşte bu tartışma bu ihtiyacın önünü tıkamaya yönelik, bunu hızlıca politize eden, kadükleştiren, dolayısıyla öncesini Türkiye'nin bu alandaki kazanımlarını yok sayan, bunlarla el sıkışmayı beceremeyen bir takım kişisel atraksiyonlar olduğunu söylüyor. Sadece Türkiye'de çok haklısınız. Deminden beri faydadan söz ettiniz. Ve kitlenin bu sanat türlerinden nasıl yararlanması gerektiğinden söz ettiniz. Bütün bunlar tabii bizi Türkiye'deki kültür ve sanat endüstrisine getiriyor. Türkiye'de diyelim 1850'lerden beri, yani Osmanlı geçmişinden beri kurulmuş olan bir kültür ve sanat endüstrisi var. Bu endüstrinin içinde sanat eğitiminin çeşitli türleri, ki o eğitimin içinde sizin söylediğiniz dindar kesimin sanat anlayışını da destekleyen eğitim de dahil olmak üzere, eğitimin ötesinde sayısız kurum var, değil mi? Sanatı ve kültürü sürekli gündemde tutan ve bunu da yaklaşık 200 yıldır bunu yaşıyoruz. Yani baktığımız zaman geriye doğru sanayi nefise kurulmuş. Demek ki Osmanlı bu muhafazakarlık denilen, ki ben de katılıyorum, şu anda bugün konuşulması gereken konu bu mudur diye de düşünüyorum. Bu muhafazakarlık denilen özelliği bir şekilde değiştirmek üzere sanayi nefiseyi kurmuş ve işte Osman Hamdi'lerden, Halil Paşa'lardan vesaire bahsedebiliriz. Hatta kadın ressamlarımızdan bahsedebiliriz. Yani Osmanlı aslında bir epistemolojik değişim geçirmesi için kitlenin bir temel atmış ve bu temeller bildiğiniz gibi Cumhuriyet döneminde de modernist kurumlar olarak devam etti ve günümüze kadar da sürüyor. Tabii biçim değiştirerek, daha yaygınlaşarak. Yani buradaki fayda kitlenin sanat ve kültür yoluyla zihninin açılması ve dünyaya bakışının daha zengin bir bakış olması anlamını taşıyor. Yani bundan başka bir fayda, daha önemli bir fayda düşünemiyorum. Yani bir de sizin dediğiniz gibi bu, yani muhafazakar sanat gibi bir terim bugünkü toplumsal, işte tarihsel ve güncel gerçeklerle çok örtüşmüyor ve çelişki taşıyor. Siz çelişkiden söz ettiniz. Gerçekten bir çelişki taşıyor bu. Çünkü bir kere günümüz toplumları, değil mi, müthiş bir gösteri toplumu ve bu gösteri toplumunu besleyen
birçok sanat türü var. Oradan besleniyorlar. Ama bu bazı olumsuz sonuçları da olabilir. Ama mesela dindar kesim de bu gösteri toplumunun içinde yer alıyor. Yani ayrı bir yerde değil. Yani gösteri toplumunu burada anlatmamız biraz uzun sürebilir. Ama böyle bir epistemolojik durum varken veya toplumsal psikolojik durum varken bunu değiştirmeye kalkışmak bence hem çok zor bir iş. Çünkü bakın biz bu noktaya 200 yılda falan geldik. Yani şu anda ben size İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nin etki değerlendirme raporunu getirdim ki. 100 binlerce yıl artı, evet. 200 yani bir yıl. De şöyle bir şey var. Biz şu anda değil mi aslında neyi taşıyoruz? Türkiye topraklarındaki bütün uygarlıkların izlerini taşıyoruz. Yani bunu da inkar etmemek lazım. Yani dindar kesim sadece bunu düşünse bile yani bütün bir geleneğin modernizmle birlikte hala yaşamakta olduğunu düşünse bile bu bile hani dediğiniz haza çok faydası olan bir şey diye düşünüyorum. Şimdi tabii burada ihtiyacın yatsınmasını ben kabul edemem. Böyle bir ihtiyaç var, böyle bir iddia da olabilir, hiç mahsuru yok. Diyelim ki simülakrumun yani görselliğin her yeri istila ettiği yerde, evet. Bu görselliği küçümseyen, reddeden akımlar çıkabilir. Yani bazı sanatçılar çıkabilir ve diyelim ki 200 yıldır yani sanayi nefiseden bu yana değerlerimizin aşağılandığını, bizi zorla batılılaştırdıklarını, dolayısıyla yani somon fümeyi öveceğiz diye kuru fasulyeyi kötülemenize izin vermiyoruz dediklerinde biz de kuru fasulyenin faydalarını dinleyebiliriz. Bunu yaslayamayız. Bunun genel geçer sanat anlayışlarıyla uyumlu olup olmaması filan bunlar çok teknik tartışmalar. Oysa meselenin özü muhafazakar sanat sözcüğünün tutarsızlığı, acemiliği, ilkelliği değil. Bu zaten talihsiz bir tanımlama. Yani bürokrasi, siyasi emelleri yani, ve konumları biraz, olan insan... Başka türlü tanımlanması gereken bir durum. Çünkü, evet. Çünkü yani burada tartışan iki isim zikrettiniz. Biri Sayın Mustafa İsen, biri Sayın İskender Pala. İkisi de edebiyatçı, sanatçı değil. Evet, sizin sanat ve edebiyat arasında yapılmasında ısrarcı olduğunuz bir ayrım da var nitekim. Ama buna geçmeden önce yani hem muhafazakar sanat yanlış bir isimlendirme, doğrusu ne olabilir diye de soracağım ben size. Kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor, ondan sonra devam edelim. Tamam. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın. Geri kazanılmasına yardımcı olur, rahat ve konforlu bir uykusuna. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu. Sevgili seyirciler, Basın Kulübü'nün özel yayınındasınız. Konuğumuz Dücan Cindioğlu. Stüdyodaki katılımcılarımızla birlikte muhafazakarlık ve sanat ilişkisini konuşuyoruz. Ve az önceki ilk bölümde, programın ilk bölümünde muhafazakar sanat isimlendirilmesinin yanlış bir isimle olduğu noktasında bir mutabakat oluştu. Ve bunun üzerinden farklı itirazlar da yani mesela... Ben atsal olarak itiraz etmedim. Ben kavramsal olarak itiraz ettim. Yani muhafaza etme kavramının sanatla ilişkisini yatsıyorum ben. Adlandırma önemli değil. Yani o yüzden ben sanatçı mesela dindar olabilir,
ama muhafazakar olamaz derken bir iki sözcük arasında ayrım yapmıyorum. İki kavram arasında ayrım yapıyorum. O bakımdan sözcüğe takılmayalım. Ama muhafaza etme, o konservatif yaklaşım sanatta kendisine yer bulamaz. Benim zaten sormak istediğim şu. Şimdi her ne kadar kavramsallaştırılması ya da isimlendirilmesi konusunda tartışılabilir bir ifade ortaya atılmış olsa da aslında dindar olan ya da hayata dini referanslar üzerinden bakan insanların ve o insanlara hitap eden aydınların şöyle bir talebi olduğunu görüyoruz. İşte biz geçmişte dinden hayata bakarken, sanata bakarken dinden de referans alan bir medeniyet inşa ettik. Ve bu medeniyetin kendisine ilişkin bir sanat algısı, bir estetik beğenisi de vardı. Bunu yeniden diriltemez miyiz ve da bunu diriltmemiz lazım gibi bir kaygı ve gereksinim üzerinden hareket ediyorlar. Bu noktada itiraz edilecek bir şey var mı? Şimdi tabii burada mesela dindar kesimin şiir konusunda böyle bir şair bulma konusunda bir sıkıntısı var mı? Yok yani ya. Niye mesela Müslüman şairler, dindar şairler yok diye bir şey var mı? Ama yok çünkü şiir bizim toplumumuzda geleneği olan, kökü yani olan... Yani sosyal kültür zaten bizim için geleneğimiz. Dolayısıyla bunun ısrarla arasındaki ayrımı vurguluyorum. Edebiyatta sanat ayrımını yapmak zorundayız. Buradaki sıkıntı, diyelim ki mesela muhafazakar edebiyat deselerdi, yani muhafazakar edebiyat tartışması olsaydı, zannediyorum biz burada konuşuyor olmalıydık. Ama tiyatro ama metinleri de edebi metinler değil mi en nihayetinde? Efendim? Başlangıcı itibariyle tiyatro oyunları da edebi metinler edebi değil mi? Ama şöyle başlangıcı itibariyle. İşte yani benim öyle bir ne diyelim aforizmam vardır. Biz doğulular eşyayı kulaklarımızla kavrarız. Batılılar gözleriyle kavrarlar. Biz gözlerimizi kapattığımızda görmeye başlarız. Şimdi bunun değişik platformlarda işaret ettiğim için pek ayrıntılarına girmeyeyim ama şöyle söyleyebilirim. Sanat dediğimizde görsel sanatlardan, plastik sanatlardan söz ediyoruz. Ve bu sanatların hepsi temelde mekanla alakalıdır. Mekan kategorisi içerisinde felsefi olarak tartışabiliriz. Ama göçebe toplumlarda, doğu toplumlarında yaygın iki sanat, müzik ve şiir. Bu tamamen zaman kategorisinde ele alınmak zorundadır ve işitseldir. Dolayısıyla biz toplum olarak İslam medeniyeti demiyorum. İslam medeniyeti alakalı değil bu. Aynı şey Yahudiler için de geçerli. Hatta Doğu Hristiyanları için de geçerli. Zerdüşler, Maniler yani doğulu medeniyetler için esas olan eşyayla zaman kategorisinde irtibat kurmaktır. Bu felsefi bir tez, tartışılabilir. Yani onu gündemi onunla meşgul etmek istemiyorum. Ama edebiyatta muhafazakarlık edebiyatta bir anlaşılabilir. Fakat içerik itibariyle mi, form itibariyle mi? Şimdi burada birey, değer, ahlak giriyor. Şimdi mesela muhafazakar sanat veya dindar sanat dendiğinde içinde Allah, Peygamber, Cebrail, Kur'an filan gibi kelimelerin geçtiği sanat mı anlaşılıyor? Yani kiliselerdeki ikonlar veya işte duvar resimleri dini sanat mı? Şimdi bizde de bunun karşılığı olan soyut sanat yer alıyor. Tamam. Şimdi bunu kabul etmiyor mu dindar kesim? Şimdi benim kanaatim dindar kesimin aydınları dahil bu ciddi anlamda modernize olduklarını ve eşyayı soyutlama kabiliyetlerini çok ciddi bir biçimde yitirdiklerini düşünüyorum. Yani diyelim ki İslam sanatından söz edildiğinde non figüratif sanattan söz etmiş olacağız. İster istemez değil mi? Şimdi yani, bunu
Yani hat... Onun çeşitli tanımları var. Yani. Sadece non-figuratif diyemezsiniz. Tamam. İsterseniz abstrakt ekspresyonizm diyeyim. Yani soyut dışa vurumculuğu alın. Hiç fark etmez. Ama esas itibariyle yüksek soyutlamalardan söz ediyoruz. Şimdi... Ama... Avrupa'daki veya Amerika'daki soyut sanatın temelinde de Doğu dinleri vardır. Elbette. Yani çünkü yani ben her zaman şaşırmışımdır. Türkiye'de monokrom resim çok ender. Belki Müvin Orhon diyelim. Bir tek o monokrom resim yapmıştır. Oysa monokrom resim Tanrı'nın soyutluğu üstüne kurulmuş bir resim. Yani dolayısıyla bize çok uygun. Şimdi bunun hiç ben mesela tereddüt etmeden bunun bir nedenini söyleyebilirim. Mesela dindar kesim, muhafazakar kesimin sanatta yüksek soyutlamalara başvurma şansı yok derken şunu kastediyorum. Yani geleneksel sanatı yapmak, yapabilmek esas itibariyle dünyayı sadece modern değil belki biraz postmodern açıdan yorumlama gücünü yerini ele geçirmek de demektir. Neden? Biz de bunu sağlayan, bu bir seçkincilikle alakalı bir şey. Bu halkçılıkla olmaz. Biz de bu seçkinciliği tekkeler temsil ediyordu. Özellikle Mevlevi tekkeleri. Şimdi yani müziğin, yani biz batılı çocuklar ilk kulaklarını kilisede eğitirler. Peki bizim çocuklarımız nerede eğitir? Eskiden tekkelerde eğitirlerdi, camide değil. Yani o yüzden ben tekke medrese ayrımını yaparken bunun yerine camiyi de koyabiliriz. Cami, camide ilim olmaz. Neden ilim olmaz? Çünkü cami toplayandır. Halkın kavrama düzeyini esas alır ve vaaz verir orada hoca. Ama ilimde ihtilaf vardır, tartışma vardır, çekişme vardır. Bu da bunun da yeri medresedir. Dolayısıyla dünyayı güzelleştirmeyi... Eşyayı, yaşamı estetize etmeyi düşündüğümüzde bizim geçmişimizde, geçmişimize baktığımızda bunu kimler yapıyordu? Bu duyguyu, duyguları nerelerde eğitiyorlardı? Bu soyutlamayı, soyutlama yetisini nerelerde inceltiyorlardı? Tekkelerde. Şimdi dolayısıyla biz de... Yani şimdi tekkelerin yerini galeriler, sanat galerileri alamıyor mu diyorsunuz? Alamaz çünkü burada dünya görüşü farklılığı var. Bu toprakların çocuklarının dünyayı kavrama biçimiyle şöyle söyleyeyim. Nasıl ki siyasetin sanat söz konusu olduğunda bir hoyratlığı varsa yani burada vicdanı şey yapamayız. Türkiye'de sanatla uğraşanların içinden çıktıkları halkın değerlerini istiskal etme, küçümseme konusunda neredeyse affedilemeyecek bir şımarıklıkları vardır. Peki bir... Mesela çok affedersiniz. Peki buyurun. Diyelim ki fallik simgeler. Şimdi bakın Anadolu sanatı, Anadolu kökeni filan deyince ısrarla bizde heykel tıraşlar cinsel imgeleri demiyorum. Ona saygı duyuyorum ama simgeleri öne çıkaran yani adeta böyle bir put kırıcı yöntemle halkın değerlerini sarsarak dikkat çekmeyi seçiyorlar. Var, örnek verir misiniz? Ben hiç yani katılmıyorum hiç bu örnekleri, burada söylediğiniz şey. Yani, yani böyle bir sanatın geliştiğini Türkiye'de ben pek izlemedim kusura bakmayın. Şöyle siyasi bu bir de heykeltıraşları da bizzat toplumun önüne yem olarak atmak anlamına da evet. Geliyor. O yüzden söylediğiniz şey yok. Çok ciddi bir suçlama. Ama, böyle bir şey yapmamalıyız için, bence. Elbette çok haklısınız. Uyardığınız için teşekkür ediyorum. Ancak sözlerim kötü niyetli kimselerin eline geçerse hakikaten heykeltıraşları küçümsediğim gibi bir anlam çıkabilir. Ama iyi niyetli insanların bunu kastetmediğimi en azından şu 15 gün içerisinde heykel tıraşları istiskal etmekten ziyade Türkiye'de sanatın kendisine ait hissettiği dünya görüşünün belirlenimleri o dünya görüşü dolayımında kendisini ifade etmeye çalıştığını yani başka ben program ben size şöyle bir şey söyleyeyim
Türkiye'de çok sayıda sanatçı tam bu dediğiniz türde, yani kitlenin kendi geleneklerini ve görüşlerini yorumlayan çok sayıda eser üretti. Mesela siz Serhat Kiraz'ı tanıyor musunuz? Yani başka Serhat tanımama Kiraz. İstediğim... Evet, çünkü Serhat Kiraz Türkiye'nin en önemli sanatçılarından birisi şu açıdan. Türkiye'deki bütün uygarlık düzeylerini kendi demin söylediğiniz mekan düzenlemelerinde ve herkesin anlayabileceği bir türde sergilemiş bir kişi. Yani şöyle söyleyeyim, 1970'lerden günümüze kadar yaptığı enstalasyonlar işte tam bu içinde dindar kesimin de olduğu ve tabii çok farklı kesimlerin de olduğu, tabii bu dindar kesimin de farklı tanımları olması gerekiyor. Bence o da homojen bir kesim değil. Şimdi mesela bak, aramızda derviş bir sanatçı var. Evet. Uzun zamandır susuyor, evet, o hiç katılmadı. Türkiye'de... Mesela ben sizi, bu, şimdi Nihal Hanım beni buraya davet ettiği için benim de etkin olduğum alan, ki aşağı yukarı 30 yıldır ben bu işin içindeyim ve kendimi ben kültür ve sanat emekçisi olarak görüyorum. Sanatçı değilim ama sanatta hizmet etmiş bir insan olarak görüyorum ve burada şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ben 30 yıldır yaptığım bu katkılar sanat ortamına veya benim gibi çalışan insanların yaptığı katkılar sizin sözünü ettiğiniz bu kesimi dışarıda mı bıraktı diye düşünüyorum şu anda. Ve ona cevabım şu oluyor. Ben de sizin gibi yüzlerce sayfa yazı yazdım. Ve bu yazılarımda her zaman tüm toplumu içeren bir ifade kullandım, bir söylem kullandım. Peki Beren Hanım, herhangi bir sergi yapılırken, evet, herhangi bir tiyatro oyunu sahneye koyulurken, evet, kültür endüstrisinde var olan herhangi bir iş yapılırken, ben hiç duymadım en azından kendi adıma, dindar kesim gelmesin, o kesim gelmesin ya da bu kesim gelmesin diye bir şey yok. Böyle bir toplantı bakın, yapılmaz. Sergiler, ayrıca biletler, evet, halka açık yerler olan gişelerde satılır. Yani bu biraz bu da bana biraz suni geliyor. Üstelik görsel sanatlar hiçbir şekilde parayla izlenen bir sanat. Biz de ters örnekleri yaşadık yani. Sorunu nereden gördüğümü biraz tanımlamaya çalışayım aslında. Muhafazakar sanat tanımlaması zayıf, aceleci bir tanımlama ama galiba belli problemler var ki şu an sanat dünyamızda, işleyişimizde, icraatımızda ve algımızda böyle bir yola gidilme ihtiyacı duyuldu. Ve biraz toparlamacı bir, yani nasıl derler, monolitik bir tanımlama. Fakat onu mazur görerek bence yola çıkmaya çalışmak lazım. Yani nasıl herkesi karşı olduğumuz diyelim tarzları, düşünüş biçimlerini ortaya koymaya çalışan insanları anlamaya çalışma gayreti içinde olmamız gerekiyorsa, bence onun da o kusurunu bir yerde affetmeye çalışarak biraz anlamaya çalışalım. Daha sonra İskender Pala'nın ortaya koyduğu o maddeler başlığı çıkarırsak, bana göre çok da olumsuz yaklaşımlar değil. Hı-hı. Şimdi belli problemler var hakikaten. Yani evet, sanatın işlevi, evet, ne olmalıydı ya da nasıl bir tarihi süreçten gelmişti? Biraz ona bakmak gerekiyor galiba. Yani ta insanlık tarihini şöyle bir göz önüne alacak olursak, sanat öncelikle galiba ruha hitap eden bir yaratım tarzı ve ortamı, daha duygusal diyelim alanlardan hareket eden, sezgiye dayanan ve insanın ruhi gelişimini önceleyen, onu yükseltmeye çalışan, besleyen ve aşkın bir boyuta ulaştırmaya çalışan, bana göre bir çalışma sahası.
Ve onun içinde sanatçının öncelikle kendisinin sanat eseri haline gelmesi gibi bir süreci de bir yanıyla gözeten bir büyük dünya. Ha, bu anlamda diyelim bizim gündelik hayatımızdan, sokaktaki yaşayıştan, hal ve tavırlarımızdan daha vasat veya mediocre olandan uzak bir çalışmanın ortaya koyduğu yine bir yeniden temsil olarak görüyorum bu anlamda. Ve gündelik hayat uygulamasına da gelince tabii insan ilişkilerinde belli bir samimiyetin işlendiği, ortaya konduğu veya daha esnek, seyrek bazı hareket tarzlarının algılanması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda üst bir dilin galiba ortaya konması gerekiyordu ama zaman içinde galiba o kadar bence sanatın seviyesi aşağıya, vasat ve medyokur olana çekilmeye çalışıldı ki burada ben tabii alanım görsel sanatlar olduğu için biraz oradan gideceğim. Bir de popüler kültür olması hasebiyle özellikle bana göre cinselliğin istismarı ve sinema özelinde kaba argonun, ağız bozukluğunun giderek küfürün ortaya konması bir yerde insan ruhunun yükselmesini amaçlayan, daha diyelim üst bir düzleme gitmesini hedefleyen ve insanın olgunlaşmaya, olmaya yani bir kemalata ermeyi amaçlamasını hedefleyen bir alanı bence problematik hale getirdi. Yani bu sinemada da böyle oldu, tiyatroda da böyle ve birçok şarkı sözünde de ama böyle olur hale geldi. Televizyonu falan zaten katmak istemiyorum. Yani diziler başlı başına bir fenomen bu anlamda ve billboardlara kadar bunu evet, geliştirirsek mesela, kadının yani bir yerde sorun, bir araba reklamında ya da tıraş bıçağı reklamında her neyse bir meta olarak kullanılması çok sadece acıklı, değil, çok çocukları, üzücü. Evet. Çocukların da evet, ayrı bir şekilde yani çok problematik bir sahadan gittiğimizi ben düşünüyorum. O yüzden yalnız, bu tepkiler önemli. Bir de siyasi algının da bence sosyal sorumluluk refleksleriyle hareket ettiğini düşünüyorum. Tabii burada işte belli esneklikler daha diyelim düşünceli hareketler olması gerekiyordu. Yani böyle kör gözün parmağını hareketler işte kaldırmıyor. Yani başka tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yani hissedilen problematik orada çok önemli. Bence onu çok önemsemek gerek ve bu genel popüler algı, kültür yani radyolar, televizyonlar, yazılı basın, magazinler, internet tabii başlı başına bir şey. Yani artık sanatın sonunu getiren olgunum ben. Her şeyin sonu getirildi işte biliyorsunuz. Yani felsefenin, tarihin, sosyolojinin, ekonominin böylesi onun tutamaklarını, temellerini ve düzlemini aşağıya çeken bu beş duyuyla hareket etmeyi çok önceleyen, önemseyen bir algı olduğunu düşünüyorum. Peki bu noktada ama sanatçı, bu noktada Dücani evet, Cündioğlu Bey de sanatçı dahi muhafazakar olamaz demişti. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela ben, sanatçı muhafazakar evet, olabilir mi? Ben muhafazakarlığı şöyle anlıyorum. Muhafazakarlık bir tarih içinde sosyal değişim ve dönüşümler esnasında var olanı belli inançların olsa, inançlarınız olsa da ilkeleriniz olsa da onlarla beraber hoşgörülü bir şekilde işin içine katmak yani biraz o ilkelerden taviz vermek uzaklaşmak statükoyu kabullenmek anlamına geldiğini düşünüyorum. Yani eğer çok güçlü tamaklarınız varsa yani sizin İnancınız, medeniyet anlayışınız, algınız belli bir kabullenim içinizdeyse ama başka faktörlerden dolayı artık sosyal değişim önlenemez bir şekilde karşımıza çıkıyorsa ki ben bunu en fazla örtünme konusunda ele alıyorum. Yani bu örtünme lütfen felsefe ve kavramsal anlamda ele alın. Bir şeylerin çok açık edilmesi, ifşa edilmesi, göstermeci bir tarzda teşhir edilir bir vaziyette ortaya konmasının meşru olarak kabul edilmesi ve ilkelerle beraber işte o inanç diyelim tutamaklarıyla beraber bir arada kabullenilmesi
nin muhafazakarlık olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir şeylerin üzerinin örtülmesi de aynı orandadır. Yani, aynı ölçüde. Bir karmaşası var. Yani. Bu tartışmalarımız hani onun da ne cevap vereceğini, onun bir yerden yakalaması gerektiği. Ama burada bir gerektiği. Terim karmaşası da var. Evet, yani. Lütfen sanatla popüler kültürü veya işte sanatı taklit eden diğer bütün üretimleri birbirine karıştırmamak. Çünkü bir saniye. Bu çok önemli. Bakın cinsellikten söz ediyorsunuz deminden beri. Aslında bugünkü sanat, bugünkü sanat bu cinsellik sorunlarını toplumu bir şekilde aydınlatmak üzere eleştiren bir sanat. Tabii çözmeye çalışır problemleri. Bütün bu konular küfür, çok önemli konulara değindiniz. Çünkü gerçekten toplum bu söylediğiniz bütün bu konuları sanat zannediyor. Sorun aslında burada. Sanat aslında sizin bu söylediğiniz konuları eleştiriyor. Ve toplumun önüne bunu... Evet. Şimdi yalnız siz son zamanlarda... Bu bir cümle kurayım. Son zamanlarda en önemli film festivallerimizde bu dediğin temaları olduğu gibi kullanan filmler en çok ödülleri kazanır oldu. Yani burada, tanımlayalım. Burada bir özcülükle karşı karşıya kalıyoruz. Sanatı özne olarak kullanıyorsunuz. Sanat böyle yapar, sanat şöyle yapar. Sanat kim? Hayır. Yani burada yekpare sanat içinde sanatçılar var. Farklı düzeyler var, farklı yorumlama teknikleri var. Dolayısıyla sanatı yekpare, homojen bir şey, kişileştirme, hani bilim bizden bunu ister, bilim şunu ister gibi, bu burada bir ideolojik sınırlama ortaya çıkabilir diye söylüyorum bunu. İhsan'ın eleştirileri, katılıyorum size, biraz popüler sanatla alakalı. Ben muhafazakar bürokratların, burada halk hala bu tartışmalarda taraf değil, halkın bu tartışmalarda taraf olmasını beklememeliyiz. Çünkü diyelim ki belediyelerin yaptıkları müzik etkinlikleri var, festivaller filan. Oralara kimleri çağırıyorlar? Halk kimleri istiyor orada? Aynı şekilde televizyon kanallarında da var. Yani burada halkın beğenisi, halkın istekleri iyi niyetle vesile, kötü niyetle bahane edilerek muhafazakar bürokratlar bence yakın olmadıkları, irtibata geçmekte isteksiz oldukları, hatta küçümsedikleri bir takım alanları o alanlarda icra-i sanat eden sanatçılara haddlerini bildirmeye çalışıyorlar. Buradaki toptancılık, buradaki usup yanlış. Ben dedim ki sanata ve sanatçıya hürmet bu tartışmanın en temel ilkesi olmak zorunda. Bu ilke, bu hürmet nereden kaynaklanır? Hürmet kelimesi haramla aynı köktendir. Sınırlamak demektir. Yani burada sözünü ettiğim, en azından benim dikkate aldığım, İhsan'ın da işaret ettiğini düşündüğüm, örnekle yani eleştirdiği alanla teklif ettikleri arasında daha kadar fark var. Evet. Yani burada popüler sanattan örnekler vererek ahlak, değer, cinsellik filan gibi bir takım öğüt verici, eğitici bir sanat anlayışına sahip olabilir. Bu benim sanat anlayışım değil. Ben sanatta bu tür vaaz verici, tebliğ yapıcı, propagandist bir uslubu benimseyenlerden değilim. Sanatçı istediği şekilde yorumlayabilir. Buradaki temel sorun genel beğeniyle incelmiş, eğitimden geçmiş beğeniyi birbirine karıştırmama. Yani ben bazı müzikleri ve müzik türlerini dinlemeye tahammül edemeyebilirim. Ama diyelim ki çocuklarım bundan hoşlanabilir. Çevremdekiler, halk bundan hoşlanabilir. Ben hoşlanmak zorunda değilim. Eğer kulağımı eğitmek için çok emek sarf etmişsem, eğer gözümü eğitmek için çok emek sarf etmişsem, benim gözümün seçiciliği ile genel beğeni
beyninin uyuşmasını beklemem. Dolayısıyla burada genel beyni arkasına alarak bu özel beyni türlerine, dolayısıyla bunu sanat üzerinden yapıyorlar, yöneltilen eleştiri çok hoyratça, politik gücün, siyasi gücün genel beyni üzerinden, genel beyninin ölçüt alınmaması gereken alanlarda hızla, hiç düşünmeden, erbabıyla, ehliyle, tartışmadan, görüşmeden sektör kararlar almasını fevkalade yanlış buluyorum. Ülkeye, ülkenin aleyhine görüyorum. Şimdi diyelim ki bazı temalar, diyelim ki söz gelimi alkolün zararlarından söz edebilir. Sarhoş bir babanın, bir sanatçı, bir yönetmen, bir senarist, sarhoş bir babanın içki içtiği için başına gelen felaketleri anlatabilir. Buradan hareketle de demek istenir ki içki içmeyin. İçki zararlı bir şeydir. Niye? Onun inancına göre içki kötüdür çünkü. Haramdır, yasaktır. Şimdi bu tema, bu konu, o yapılan işi sanat yapmaz. Evet. Neden? Çünkü sanat temanın, konunun adı değildir, formun adıdır. Biz bir formu, yani en azından ben bir formun müdafasını yapmaya çalışıyorum. Yani sanat dediğim şey, özellikle ben bunu yüksek sanat, yüksek düşünce diye ayırıyorum. Yüksek düşünce ve yüksek sanat, düşünme söz konusu olduğunda bir düşünme formu, sanat söz konusu olduğunda bir duyarlılık formudur. Dolayısıyla bir aşçı yemek alanında çok özel ince damak tatlarına, damaklara hitap ettiği iddiasıyla ortaya çıktığında bunun, diyelim ki müşterisinin ne kadar olduğu, hamburgerle bunun veya lahmacunla bunun dövüştürmek, kapıştırmak ya da hamburgeri ve lahmacunu sevenleri arkamıza alarak, diyelim ki enginarı aşağılamaya, buna çok talip olmadığını, çok da o kadar lezzetli olmadığını, hatta biçiminin bir takım, mesela hızlıca düşünüyorum, iyi örnek veremem, cinsel objelere benzediği öne sürülerek ya da filan ırkın, filan dinin mutfağında var diyerek tukaka edilmesi yöntemsel bir hatadır. Yani şimdi, burada ben muhafazakar sanat, dinsel sanat filan ne denirse densin adına, bunun temayla alakalı olmadığını, formla alakalı olduğunu söylüyorum. Bu çok önemli. Evet. Tamam, şimdilik burada bir nokta koyalım. Rejiden uyarıyorlar. Bir reklam arası vermek zorundayız. Sevgili izleyiciler, Basın Kulübü Özel devam edecek. Akses'ten bir ilk daha. Keş para. Her alışverişte nakit biriksin. İhtiyacınız olduğunda çekin, komisyonsuz faizsiz geri ödeyin. Akses'i olmayanlar. Hayatta başka güzel şeyler de var. Mesela bakın, ne kadar zeki. Bu neydi? Gaga. Neydi? Gaga. Neydi gaga? Aklı olan kullanıyor, şimdi Akses'li oluyor. Anneciğim, harika oluyor senin tarif. Akşama herkes parmaklarını yiyecek. Enter. Gitti. Hele şükür. İyi ki varsın oğlum ya. Verdi bir sesini deyim güzel. Belkut Bey. Dücanioğlu. Dücani Bey, ben size şunu da sormak istiyorum. Yine sizin yazınızdan bir cümle alıntılamak istiyorum. Sanatın varlık nedeni tahayyül. Çünkü insan hayal edebildiği için sanat var. Ne garip değil mi? Akledebildiği için değil.
Tıpkı gerçeklik gibi aklımda sınırları var bilimin de. Oysa tahayyülün sınırları yok, ister istemez sanatında dediniz. Ve bu yine bu cümleniz daha işte başta da belirttiğim gibi hani dini referansların sanatta daha çok yer almasının gerektiğini düşünenlerce itiraz edildi. O kişiler itiraz ettiler. Sanatı hayale dayandırmak, hayali de sınır tanımayan bir fenomen olarak tanımlamak hayali de sanatı da putlaştırır diye bir itiraz oldu. Nasıl şimdi, cevaplarsınız bu itirazı? Şimdi tabii ben sanatı düşünmenin konusu yapmaya çalışıyorum. Polemiğin konusu yapmak yakışık almaz. Bu bir polemik çıkarabilecek bir husus. Meselenin özüyle irtibatlı değil. Neden? Çünkü birincisi hayal, tahayyül kelimelerinin hem İslam dünyasında hem Platon ve Aristoteles'ten bu yana insanlığın bilebildiğimiz kayıtlı düşünce mirası çerçevesinde hatta halen yani içinde bulunduğumuz asırda dahil olmak üzere genel bir insan yetilerinin skalası vardır. Bunun ayrıntılarına girmeyeceğim ama bir duyulardan söz edebiliriz. İki hayalden söz edebiliriz. Hayal, tahayyül, imajinasyondan. Bir de reason, akıl dediğimiz başka bir kategoriden, üçlü bir kategoriden söz ediyoruz. Şimdi estetik sözcüğünü çok kullanıyoruz. Şimdi estetik Yunanca bir sözcüktür ve duyularla alakalıdır. Yani estetik duyusal olanın konusudur. Ancak tek başına duyusal olanın mı? Hayır. Muhayyilenin öncülük ettiği, muhayyilenin alıp uçurduğu duyuların. Dolayısıyla duyular yürümek gibi ise muhayyile kanatlanmak gibidir. O yüzden muhayyileyi, tahayyülü, imajinasyonu önünü kesen iki insani yeti vardır. Dikkat edin, sanatla problemli olanlar, hatta bireyle problemli olanlar bu iki yetisi gelişmiş olanlar arasından çıkar. Birincisi duyular. Dolayısıyla duyuların gelişmişliği, yani duyularca hayalin önü kesilmek istenir. Yani bu işin felsefi tarafına girmek istemiyorum. Yüzlerce örnek verebilirim. İkincisi akıl tarafından hayalin önü kesilmek istenir. Aklın da sınırları vardır, duyuların da sınırları vardır. Şimdi dolayısıyla hayalin sınırları yoktur. Ancak sanat bir ifade ise hayal o ifadeyi büründüğünde sınırlarına bürünmüş olur. Dolayısıyla bir sanat eserinin sınırları vardır. Ama sanat eserini, özellikle yüksek sanat için söylüyorum, sanat eserini sanat eseri yapan bu sınırlar değildir. Kendi içinde bitimsiz olana, sınırsız olana, sonsuz olana işaret edebilme yetisinden dolayıdır. Söz gelimi pornografi. Pornografinin en temel tanımı nedir? Hakikati olmayan tezahürdür. Hakikatsizdir pornografi. O yüzden sanat değildir. Bize müstehcenlik diye eleştirilen o işin ahlak kısmı. Ben tamamen bir form olarak, bir dil olarak sanattan söz ediyorum. Şimdi dolayısıyla işin içine akıl girerse, düşünce girerse, hesap girerse, muhayyile bu hesapla önü kesilirse yine bize öğüt vermeye çalışır. Akıl işin içine girdiğinde sanat eserinde fayda da işin içine giriyor demektir. Yani sanat eserinin başkaları için, bu başkaları toplum olabilir, devlet olabilir, kral, padişah olabilir, fark etmez. Başkaları için ne anlam ifade ettiği sorunu, fayda sorunudur. Sanat eserinin hiç kuşkusuz bir ekonomi politiği vardır. Yani bu kesinlikle şu anda bizim böylesine bir entelektüel tartışmayı yapabilmemizi mümkün kılan şey sanatın ekonomi politiğidir. Sanatın hala özü kendisini ifade etmeye başlamadı. Hala bunu konuşacak durumda değiliz. Şu anda biz meselenin ekonomi politiğinden hareketle bunu konuşuyoruz.
Dolayısıyla tahayyül sanat eseri aracılığıyla bizi sonsuza, aşkın olana götürür. Bunu deneyimlemek için duyu yetisi yetmez. Yani duyuların incelmesi, terbiye edilmesi gerekir. Muhayyilenin sanatçıya eşlik etmesi gerekir. Bunu yapamadığımızda nefesimiz kesilir. O yüzden yüksek sanattan fayda ilkesi, bildiğimiz anlamda fayda ilkesiyle ne diyelim, tirajıyla, reytingiyle ölçülemez. Yani popüler sanat için bu böyledir. Popüler sanatta tiraj önemlidir, reyting önemlidir. Tüketimle ilgili. Evet, ve endüstrisi evet, vardır. Bu ama ekonomi politik dediğiniz zaman gerçekten bu yönden bir bakmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta siyasal erk bize bir yeni bir format koymaya çalışıyor. Bu açıdan baktığımız zaman yani sanatın tanımıyla, sizin özellikle burada tanımladığınız şekliyle hiç uymayan bir durum var o zaman. Yani sanat sübjektif olabilir, objektif olabilir diyorsunuz. Evet, özgürdür, bağımsızdır diyorsunuz. Tabii dürtüleyicidir, insanların duyularını ve düşüncelerini dürtüler. Bunlar olduğuna göre bu süreçlere karşı yeni bir biçim ortaya sunmaktansa bunun kendiliğinden oluşmasına yardımcı olan bir takım altyapıları kurmak daha doğru değil midir? Elbette. Şimdi o zaman yani bir şey daha eklemek istiyorum sizin bu sanat tanımınıza, ki orada düşünceye çok önem verdiniz. Ben düşünüyorum ki bu Arap Baharı dediğimiz olay, yani işte kitlelerin bir şekilde kendi kaderlerine sahip çıkmaları gibi bir hareket gördük değil mi İslam ülkelerinde. Burada ben şunu düşünüyorum, görsel sanatların ve çağdaş sanatın o süreçte çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani eklemek istediğim şey, sanat bir de demokratikleşme süreçlerine yardımcı olan bir zihinsel açılım da getiriyor günümüzde. Yani günümüzde demeyeyim, yaklaşık 1980'den bugüne kadar. Ve burada sizin de galiba yazınızda söz ettiğiniz gibi geçmişteki o olumsuz deneyimler, yani modernist homojen toplum yaratma deneyimleri, ki işte bunu Sovyet dünyasında da gördük daha önce, işte Nazilerde vesaire, o deneyimler tabii insanlara çok şey öğretti. Yani sanatı ideolojik amaçların veya işte herhangi siyasal erki güçlendirmek için ya da işte şimdi günümüzde de işte yani oy toplamak için vesaire, her neyse, herhangi bir amaç için sanatın kullanılmasının aslında sanatın bu sizin söz ettiğiniz süreçleri tamamen bozduğunu ve bir ölçüde de bunun arkasından büyük bir tepki doğduğunu gördük. Ama şeyde de, Arap Baharı'nda da, bu tabii benim sadece söylediğim değil, oradaki araştırmacıların da söylediği gibi, o ülkelerde kurulmuş olan bu işte görsel sanatlarla ilgili veya işte performans sanatları, müzik, bir de mesela gençliğin muhalif bir müziği var. Mesela bunu da unutmayalım. Bu da homojen değil. Bu da farklı kesimlerin kendi müzikleri var. İşte mesela bunun bir ucu da rap dediğimiz şey değil mi? Yani o da tabii bir ifade tarzı. Bunların, bu Arap Baharı sürecindeki kitlelerin kendi kaderlerine sahip çıkmalarında çok etkili olduğunu çeşitli yerlerde okuduk ve gördük. Yani bence Türkiye'de bu tür bir durum yok. Çünkü şunu düşünelim ki bizim bütün üniversitelerimizde sanat ve tasarım fakülteleri var. Ve buralardan yüzlerce genç mezun oluyor. Ve bunların eğitimine baktığımız zaman bu da çok homojen bir eğitim değil. Yani hem kendi sanatlarını öğreniyorlar,
Yani eğitimde aslında tabii çok büyük eksiklikler olabilir ama eğitimin yaygın olduğunu, yani disiplinler arası bir eğitimin olduğunu görüyoruz. Yani burada demek istediğim şu, o gençlerin arasında dindar kesimden gelenler varsa onların eğitimde acaba yeterince eğitimden yararlanmadıklarını mı düşünüyoruz? Yani eğer şimdi evet, burada tabii ki yani şöyle bir problem var. Bu meselenin ekonomi politiği nazar itibarı alınmadan bu çok mücerret, soyut bir tartışma olur. Türkiye'nin hassas duyarlılığı olan yüzlerce programla ifade edilemeyecek hususi çelişkileri, çatışmaları var. Ancak mesela bir tanesini söyleyeyim. Dünyayı güzelleştirme, insanın yetkinleşmesi esas itibariyle temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra. Yani iki tane temel sıkıntı vardır bu dünyada. En azından biz felsefeciler bunu iyi biliriz. Biri geçim sıkıntısı, biri can sıkıntısı. Geçim sıkıntısının olduğu yerde sanat filan olmaz. Ne yüksek düşünce olur, ne yüksek sanat olur. Can sıkıntısı, buradaki can kelimesinin bütün çağrışımlarını kabul ediyorum. Can sıkıntısı esas itibariyle sınıfsal değil, toplumsal değil, bireyseldir. Bu bireyler bir zümre teşkil edebilir. Bunlar işte sanatçılar denebilir. Dekadans buradan çıkar. Dejenere buradan çıkar. Monden, dendi, aylak adamlar, tutunamayanlar. Şimdi dolayısıyla can sıkıntısı insanın başının kendisiyle belada olmasıyla alakalı bir keyfiyettir. Bu olmadan yüksek düşünce ve sanatın alanına adım atamayız. Ben bunu tekrar söylemek istiyorum. Siyasi elitlerin bu konularda fikir yürütürken bu toplumun tamamını zaten kimse hükmedemez. Canı sıkılanlarının canının sıkılmasını engellemeye çalışıyor. Bu doğru değil. Yani geçim sıkıntısıyla meşgul olanlar esas itibariyle aslında bir manada şanslı olanlardır. Çünkü canları sıkılmaz. Geçim sıkıntısıyla meşgul olmak işte para kazanmaya çalışarak, kariyer yaparak vesaire o toplumsalın içinde devinerek üstesinden gelinebilir geçim sıkıntısının. Ama can sıkıntısının üstesinden gelebilmek için insanın önünde iki tane temel yeti var. Bir tanesi muhayyile, yani yüksek sanat. Bir tanesi de bilim, felsefe, düşüncedir. Dolayısıyla isterseniz biz buna akıl diyelim. Yani bu canı sıkılanların yüksek düşünceye ve yüksek sanata ihtiyaç duymadan o varoluşsal trajedileriyle, sıkıntılarıyla baş etmeleri mümkün değildir. Batı'da bu böyle olmuştur. Yani Çin tarihinde de böyle olmuştur. Dolayısıyla sanatın nefes alabildiği, hatta neşvi nema bulabildiği, üreyebildiği, türeyebildiği yerler bu başı kendisiyle belada olan bireylerin ruhlarında, ruhsallıklarında olur. Onların kendileriyle, kendi sıkıntılarını, kendi eksikliklerini aşma çabalarıyla olur. Yani eğer diyelim ki Kafka'nın öykülerinden söz ediyorsak, Kafka'nın bireysel krizlerini, çatışmalarını bilmek zorundayız. Yani kaç yaşında öldü Kafka? Van Gogh'tan söz ediyorsak, Van Gogh'un kişisel sıkıntıları, çelişkileri dikkat alınmadan sınıfsal hiçbir temellendirme yapamazsınız. Dolayısıyla bu çelişkiyi söndürmeye, yani genel kitleyi, halkı memnun etmek adına bu çelişkiyi, bu muğlak, müphem, meçhul, belirsiz, hatta irkiltici, bazen rahatsız edici, denetlenemeyen, benim tabirimle ara sokakları, arka sokakları siyasi erkin denetlemeye çalışması sanata ve sanatçıya
Dolayısıyla muhayyile yetisine ürmekte kusur etmesi demektir. Evet, bu noktada size katılıyorum. Gerçekten şaşırtıcı, çünkü bakın bu konular kültür endüstrisi ve Türkiye'nin işte ekonomik anlamda gelişmesi bağlamında kültür endüstrisinin katkılarının ne kadar büyük olacağını, yani sanat ve kültür endüstrisinin katkılarının ne kadar büyük olacağı ve yeni bir kültür ve sanat politikasının geliştirmesi gerektiği konusunda iki tane olay yaşadık biz. Bir tanesi İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti. Bakın bu sizin anlattığınız bütün bu süreçler kitleyle bir şekilde 2010 sürecinde karşılaştı. Ben çok şey söyleyeyim, bakın. Reklama gitmemiz lazım yalnız. Kısa bir cümleyle özetleyebiliyor muyuz o söyleyeceğiniz? Şöyle söyleyeyim. 586 etkinlik yapılmış, proje yapılmış. 9862 etkinlik yapılmış. Ve bunun karşısındaki kitle 1-2 milyona geliyor. Ve burada web sayfasına da 426 binin üstünde kişi girmiş. Ve bütün bu etkinlik içinde Avrupa ile ilişkili projelerde %96. Yani çok büyük bir deneyim geçirmiş şu anda Türkiye. Ve yatırılan para da 330 milyon 700 bir şey. Yani Türkiye'de hiç bu kadar para sanat alanına yatmamıştı. Şimdi bu mutlaka birilerini etkiledi. Yani bir süreç yaşandı. Buna rağmen siyasal erkin, muhafazakar sanat demesi tabii biraz bizlere tuhaf geliyor. Bunun etkileri olduğu gibi de silindi. Çünkü bir tane kalıcı eser bırakılmadı 2010'dan bugüne. Tabii, müze yani yapılmadı. Söylediğiniz cümleler ve veriler, hani bu iktidarın sanat konusunda hiçbir şey yapmadığı. Olamaz. Şunu bilmiyorum, görebilir miyiz? Ama kalıcı bir eser yok. Yani, burada hiçbir şey yapılmadığını gösteriyor. Olmaz. Hayır. Yani. Mekan sıkıntısı olan bir ülkede kalıcılık olmaz diyemezsiniz. Veya işte bu konuda konuşan bütün bu siyasetçilerimiz ve bürokratlarımız şu rakamlara, yani İstanbul Kültür Başkenti'nin sonuç raporunu okumamış olmalarını ben düşünmek dahi istemiyorum. O sonuç raporuyla ilgili olduğunu düşünmüyorum Mustafa Hüseyin. Hayır, hayır. Ama yani buradan bir sonuç bir reklam çıkıyor. Arası vereceğiz. Ne benzer? Ama benzemek başka şey, benzersiz olmak başka. Wings, benzersiz. Teknolojinin önde gelen dergisi PCNet, 3G mobil internette hız temeye taşıyan işletmelere ilk 3 ay bedava. Hadi balığa, hadi balığa. Baba, baba, kalk balığa gideceğiz, kalk. Ya baba, boya baksana, balık yemem lazım benim. Aa, anne, o elindeki balık mı? Bir dakika, sen ne ara balığa gittin ya? Beko, Shock Freeze teknolojisiyle yiyecekleri şoklayarak donduruyor, besin değerini koruyor. Çünkü o Beko, akıllı o. Neyse, ben sizi balık tuttuğunu sandım. Meğer balık dolaptaymış. Sevgili seyirciler, yeniden merhaba. Basın Kulübü Özel'in son turuna giriyoruz. Dücane Cündeoğlu'nu ağırladık. Konuştuklarımızı toparlayacak ve genel olarak bir de yine tek bir cümleyle sizin söylemek istiyorum ve stüdyodaki belki merak eden katılımcılarımızı da meraklarını gidermeniz açısından. Yani yüksek sanat, yüksek siyaset, yüksek sanat olmaksızın icra edilemez diyorsunuz. Öte yandan taassup ve tasallut ayrımı yapıyorsunuz. Bütün bunlar iktidarların, devlet siyasi iktidarın erkin sanatla olan ilişkisini aslında ilişkisine bir ölçü tayin edilmek üzere sarf edilmiş cümleler. İsterseniz bu konuyu biraz daha derinleştirelim ve sonra son sözlerinizle programı kapatalım. Tamam, şöyle diyebiliriz. Şimdi taassupla tasallut arasında yaptığım temel ayrım, taassup insanın kendi kabullerine sıkı sıkıya sarılması demektir. Diyelim ki içimizdeki arkadaşlardan bir tanesinin bir sanat anlayışı, bir dünya görüşü olabilir ve bunu ısrarla savunabilir.
hiç geri adım atmaksızın. Bu taassuptur. Bunun belli ölçülerde kalması halinde hürmete değer bir taraf olduğunu bile düşünüyorum. Ama tasalluta dönüşürse, tasallut da şu, kendi sanat anlayışını benim üstlenmemi ısrarla isterse, buna tasallut diyoruz. Dolayısıyla devletin yüksek düşüncenin ve yüksek sanatın himayesi, korunması konusunda taassup olmak zorundadır. Taassup olmak zorundadır. Tabii, yani devlet yüksek düşünceyi ve yüksek sanatı himaye etmekten kendini alıkoyamaz. Yani mesela peki bugüne kadar Cumhuriyet bir yüksek sanat anlayışı ortaya koymuş mudur ve himaye etmiş midir diye sorsak ne dersiniz? Temel problem buradadır. Ben konuşmanın başında dedim ki dindar kesim esas itibariyle temsil ettikleri soyutlama düzeyine layık durumda değiller. Yani Cumhuriyet eğitimleriyle birlikte eski soyutlama yetilerimizden ciddi bir şekilde vazgeçmiş durumdayız. O bakımdan Osmanlı dönemi, özellikle Kozmopolites'ten, ben hiç fırsat bulamadım ama Kozmopolites'ten söz edebilirim. Yani çok seslilik, çok renklilik, sanatın ve düşüncenin, yüksek sanatın ve yüksek düşüncenin nefes alabileceği alandır. İslam dünyasında bu iki kez gerçekleşti. Bir, Abbasiler döneminde Bağdat'ın kurulduğunda, yani Farabi'nin hocası Hristiyan'dı. Yani birkaç hocası, en yetkin talebesi de Hristiyan'dı. İbn Sina'nın ismini bildiğimiz altı talebesi var. Biri Zerdüşt, biri Hristiyan, iki tanesi Müslüman, bir tanesi Mani. En yakın arkadaşları içerisinde Zerdüşt, Yahudi, Müslüman, Hristiyanlar var. Hocalar içerisinde de öyle. Tıptaki hocası Hristiyandır. Dolayısıyla bu kozmopolitesin olduğu dönemde İslam dünyası yüksek bilimin, yüksek düşüncenin ve sanatın evrensel örneklerini vermiştir. İkinci kozmopolitesle irtibat kurduğumuz dönem özellikle Osmanlı Devleti'nin Balkan nüfusuyla birlikte oluşturduğu Yahudilerin, Ermenilerin, yani Hristiyanların, Rumların, değişik etnik grupların birlikte birbirleriyle etkileşerek, tartışarak, çelişerek ürettikleri bir dönemdi. Bugün biz hala bir kendi geçmişimizde yüksek sanattan, yüksek düşünceden söz ettiğimizde bu kozmopolites dönemlerine atıf yapıyoruz. Bu önemli. Cumhuriyetle birlikte fevkalade halkçı, fevkalade yalın, sadeleştirici bir döneme girdik. Yani halkçı bir döneme. Dolayısıyla Cumhuriyet'te yüksek düşünce ve sanat sadece Batı sanatıyla alakalı, sınırlı tutuldu. Son cümlenizi alabilir miyim? Ama asıl dikkat sarf edilen sanat halk sanatıydı. Dolayısıyla bugünkü iktidarın da tevarüz ettiği gelenek biraz bu seçkincilikle arasındaki çelişkiyi düzeltme ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama halka yaklaşan Yılmaz Güney gibi bir örnek var ve bedel ödedi. Yani sanatçı halka yaklaştığı zaman da başka bir şey de olabiliyor, biliyorsunuz. İşte popüler sanat oluyor. Yani bir Adana kabadayısı çıkıyor. Orada Yılmaz halkın Güney, idealleri... Adana kabadayısı demek de yani enteresan geldi. Çok olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani Malkaçoğlu çıkar, Battal Gazi çıkar, halk kahramanları çıkar. Diyelim ki bir Mozart-Salieri çelişkisini biz nerede göreceğiz? Yani yüksek yeteneklerle yüksek gayretlerin çatıştığı yerde ortaya çıkan yüksek sanattan söz ediyorum. Halkçılık, içinde yaşadığımız toplumun siyasi ve ekonomik anlamda rızkıdır. Yani ekonomi politiği bu halkçılıktır. Benim yaptığım savunu seçkinci bir savunudur. Bu olumsuz çağrışımlar olduğunu kabul ediyorum. Ama eğer neşleri vuracaksak, tartışacaksak bu halkçılığı siyasi alanla, iktisadi alanla sınırlandırıp yüksek sanatı ve yüksek düşünceyi ya hürmeti muhafaza etmek zorundayız. Bu kendi bekası
aynı zamanda buna bağlı. Bence hükümetin değil ama devletin yüksek düşünceye ve yüksek sanata ihtiyacı var. Yüksek düşünce ve yüksek sanatla el sıkışmayı, bu yüksek sanatın ve yüksek düşüncenin temsilcilerinin öğrencileri olmadıkça hükümet büyük devletten, büyük devlet olmaktan söz edemez. Bu popüler sanatla olmaz. Teşekkürler katıldığınız için, geldiğiniz için. Sevgili seyirciler, Basın Kulübü Özel bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Şampiyon Kulübün başkanı.